Basın toplantımıza başlarken Zonguldak, Ordu ve Artvin illerimiz başta olmak üzere sel felaketler etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir kez daha Karadeniz illerimiz rant sevdasının, beton sevdasının, bu plansız yapılaşmanın ve doğa talanının sonucu bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı ve çaresizliğe mahkum edildi. Her yıl yaşanan bu felaketlerin bir afet olmadığını, bir kader hiç olmadığını bir kez daha ifade edelim ve tüm bu suçların takipçisi olacağımızı da buradan paylaşarak başlayalım. Şimdi bu hafta basın toplantımızda tabii ki sevgili Can Atalay ile ilgili gelişmeleri değerlendireceğiz. Tabii ki Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek olan yasa teklifine dair partimizin görüşlerini kamuoyuyla paylaşacağız. Ama galiba ilk önce Türkiye'nin bu içinde bulunduğu karanlık sürecin, bu acı tablonun en büyük sorumlusu olarak gördüğümüz Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni U dönüşü hakkında bir takım sözler söylememiz gerekiyor. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi uzun zamandır aslında Türkiye'de pek çok tartışmanın zeminini oluşturan iktidarın elindeki devlet olanaklarıyla, medya gücüyle tek yanlı yalan üzerine kurduğu bir saflaşma var. İktidar diyor ki biz yerliyiz, biz milliyiz, bizim dışımızdaki herkes, özellikle muhalefet aslında bu ülkeyi sevmiyor, bu ülkenin bağımsızlığına önem vermiyor. Onlar dış güçlerin yönlendirmesiyle hareket ediyor. İşte onlar Amerikancı, onlar Avrupacı, onlar İngiltereci, onlar Rusçu, onlar şucu bucu. Bir pek çok iddia var ortada. Ama sistematik bir yalanla karşı karşıyayız. İktidar bu ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini savunuyor sözde. Şimdi geçtiğimiz günlerde NATO zirvesiyle beraber aslında bu tartışmanın da yaldızının bir kez daha döküldüğünü tüm yurttaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Önce bir hatırlayalım. Ne demişti Tayyip Erdoğan 1 Şubat 2023'te? İsveç boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmeyiz, evet demeyiz. Şu gazetelere yansıyanı da hatırlayalım. Tayyip Erdoğan çok kararlı, net bir dış politika duruşu sergiliyor gördüğünüz gibi. Sonra 7 Temmuz 2023, çok yakın bir tarih. Bu sefer Türkiye teröristlerin sokaklarında cirit attığı, terörle arasına mesafe koymayan bir ülkeye nasıl onay verir? Kim diyor bunu? Recep Tayyip Erdoğan diyor. Yine dönemin gazetelerine şöyle yazmış. Erdoğan'ın açıklamaları soğuk duş aldırmış. Hafızanda iyi tut, İsveç NATO'yu unut. Kafiyeli başlıklar geliyor. Ve nihayet 11 Temmuz 2023 Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaptı. Ve sonra yine aynı gazeteler, bakın hatırlayın, muhalefet kimdi muhalefet? Erdoğan ne diyordu seçimden önce? Muhalefet kimdi? Biden'dan onay almaya çalışıyordu değil mi muhalefet? Biden'cılar diye manşetler atılıyordu. Şimdi o manşetleri atan utanmazlar, ABD ile yeni süreç başladı. Biden'dan alkış aldılar, onay aldılar, destekleniyorlar. Utanmasalar bayram ilan edecekler ya. 1 saat 15 dakika görüşmüş arkadaşlar, 1 saat 15 dakika. Ve aynı gazeteciler, aynı sözde gazeteler gerçekten halkın, bizlerin, hepimizin aklıyla dalga geçercesine bir süreç işaret ediyorlar. Şimdi arkadaşlar, bir kez daha tablo netleşmiştir. Türkiye'de ülkenin bağımsızlığını, halkın refahını ve mutluluğunu her hal ve şartta savunan sadece ve sadece bizleriz. Bunlar günlük siyasi çıkarları neyi gerektiriyorsa, bakın ülkemiz için neyin önemli olduğu zerre kadar umurlarında değil. Halkımız için neyin önemli olduğu zerre kadar umurlarında değil.
kendi koltuklarında oturabilecekleri koşul neyi gerektiriyorsa onu söyleyen iki yüzlülerdir, utanmazlardır bunlar. O yüzden dün sözde onurlu dış politika, dün sözde bağımsızlık, egemenlik, bugün yaşasın Biden bizi destekliyor. Biden kadar taş düşsün kafanıza sizin. Utanmazlar, arlanmazlar. Şimdi meclise getirecekler İsveç'in NATO'ya üyeliğini meclisten geçirmek için 40 takla atacaklar. Gerçi kurşun asker bol. Onlara istedikleri talimatı verecekler ve yapacaklar. Ama ben buradan yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Yani günlük çıkarları, kendi koltukları uğruna bir gün öyle bir gün böyle konuşanları, bir gün Amerika karşısındaki en kararlı dik duruşu sergileyenleri, ertesi gün Amerika'nın Türkiye'deki en yakın dostu olanları. Unutmayın değerli yurttaşlar, unutmayın. Bakın biz her hal ve şartta ilkesel tutumumuzu alıyoruz. İlkesel tutumumuz nedir? Ülkemizin çıkarına olan neyse biz onu savunuruz. Bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaşın çıkarına olan neyse biz onu savunuruz. Ve bu örneğin Türkiye'nin bağımsızlığı konusunda taviz vermemeyi gerektirir. Bu Türkiye'nin dünyadaki tüm emperyalist odaklara karşı bağımsızlığını savunmayı gerektirir. Bu her hal ve şartta örneğin NATO'nun kendisine, NATO'nun genişlemesine, Türkiye'nin NATO üyeliğine her birisine ve her birisine ayrı ayrı karşı durmayı gerektirir. Şimdi öyle bir oyun kurmuşlar ki, bir taraftan dünyada bir savaş kışkırtıcılığı sürüyor. Bu NATO'nun genişlemesinin gerekçesi haline getiriliyor. Diğer taraftan NATO genişledikçe aslında bu savaş tantanları daha yüksek sesle çalmaya başlıyor. O yüzden tam böyle zamanlarda ilkesel tutumları ortaya koymakta fayda var. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak NATO'nun kendisine, NATO'nun genişlemesine ve Türkiye'nin NATO üyeliğine kesin olarak karşıyız. Bunun ülkemize ve halkımıza hiçbir yararı yoktur. Dünya barışına hiçbir faydası yoktur. Dünyada barışı sağlamanın yolu, barışı egemen kılmanın yolu, halkların kardeşliğini temel alan barışlı bir dış politikayı savunmaktır ve bunun için dünyadaki tüm silahlanmanın durdurulması, tüm silahlı organizasyonlara karşı net bir tutum almayı gerektirmektedir. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa bir yasa görüşmesi yapacak. Geçtiğimiz haftalarda komisyonlar belirlendi, bir takım uluslararası anlaşmalar mecliste görüşüldü. Ama işte seçimden sonra sözde ülkenin sorunlarını çözme iddiasıyla önümüze gelen bir kanun teklifi var. Biraz sonra da ayrıntılı değineceğim ama halkın zaten 3 kuruş kalmış parasını nasıl alırız dışında hiçbir anlamı olmayan bir kanun teklifi görüşeceğiz. Fakat biz şuna işaret ederek başlayalım. Şimdi bir yasa görüşülecek. Bir yasa görüşmesinin yapılabilmesinin ilk koşulu nedir? Birinci koşul, milletvekillerinin yasaya ilişkin konuşabilmesi, tartışabilmesi ve nihayetinde oylama sırasında oy kullanabilmesi gerekir. Şimdi bugün bir yasa görüşülecek, büyük ihtimalle yarın oylaması yapılacak ama hepimiz biliyoruz ki Hatay milletvekili Can Atalay bu yasa görüşmelerine katılamıyor. Şu anda komisyon aşamasına katılması zaten engellendi bu yasa için konuşacaksak. Genel kurulda bu yasaya dair fikrini söyleyemeyecek, Hatay halkının görüşlerini söyleyemeyecek, partimizin görüşlerini söyleyemeyecek ve nihayetinde oylama sırasında Can Atalay oy kullanamayacak. Şimdi bu yasanın tartışılmasını, yasanın görüşülmesini sakatlayan bir durum değil mi sevgili arkadaşlar? Şimdi ben buradan bütün milletvekillerine seslenmek istiyorum. Biz AKP döneminde böyle olmadığını biliyoruz. Orada saraydan gelen talimata el kaldırma makinesi işlevi dışında hiçbir yaklaşım geliştiremeyen çoğunluk milletvekilleri olduğunu biliyoruz. Ama en azından teorik düzlemde burada bir oylama yapıyorsak bu oylamada milletvekillerinin farklı oy kullanabilme ihtimali de vardır. Peki şimdi ya bu yasa bir oyla kabul edilirse, ya bu yasa bir oy farkla reddedilirse, bu tutuklu bulunan milletvekilinin vereceği o bir tek oy
bütün süreci başka bir tarafa taşıma olasılığı barındırmıyor mu? Niçin bu tutukluluk hali devam ederken burada sanki hiçbir şey yokmuş gibi bir yasa görüşmesi yapmak açık bir hukuksuzluktur ve ne ifade edeceğim? Yasa yapılan yerde anayasanın ayaklar altına alınmasına göz yummaktır. Yasa yapılan yerde yasaların ayaklar altına alınmasına göz yummaktır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi hazır konu buraya gelmişken şu Yargıtay 3. Dairesine gönderilen Gezi davası diyebildiğimiz davanın tebliğnamesine ilişkinde bir çift söz söylemeden geçmeyeyim. Değerli arkadaşlar, 77 sayfadan oluşuyor. Ya keşke mümkün olsa, okuma yazma bilen her yurttaşımız bunu okusa, hatta bir iddia bulacağım. Okuma yazma bilmesine gerek yok. Ya okuma yazması bile olmayan bir yurttaşın yanına gitseniz, şu tebliğnameyi okusanız, ya burada hukuka dair hiçbir şey yoktur. Burada düpedüz siyasi sahiplerle yazılmış, işi kılıfına uydurmak için hazırlanmış bir metin olduğunu söyleyeceksiniz. Ya ben kendi adıma söyleyeyim. Hayatımda hiç hukuk metni olduğu iddia edilen bu kadar hukuksuz bir metin okumadım. Bakın tüm Gezi davası için söylüyorum. Her aşaması için söylüyorum. Ortaya dayanak diye konulanların hiçbir hukuki karşılığı, hiçbir objektivitesi yok. Ama özellikle doğal olarak Can'la ilgili yaptığımız başvuru neticesinde onu da incelemiş savcı. Ve hemen birinci bölümde bizim tahliye talebimize ilişkin bir şey yorumunu yapıyor ve talebini koyuyor. Kamuoyu zaten biliyor. Diyor ki anayasanın 83. maddesi tamam dokunulmazlık kapsamını alır ama orada diyor bir 14. madde var. O 14. madde nedeniyle bizim bunu reddetmemiz gerekiyor diyor. Yani tutukluluğu devam etsin. Hani halk bunu seçmiş, oy vermiş, mazbatasını almış, mecliste adı okunmuş, başkanlığa aday olmuş, insan hakları komisyonu üyesi seçilmiş ama bunları boş verin diyor. Biz tutukluluğunu devam ettireceğiz. Ve arkadaşlar bakın özellikle dikkat çekmek istiyorum. Aramış, tarmış. Yani yasalarda bir şey bulamamış, anayasada bir şey bulamamış, Anayasa Mahkemesi kararlarında bir şey bulamamış, Yargıtay'ın sayısız kararında bir şey bulamamış. Tutmuş, Yargıtay'ın kapatılan, altını çiziyorum, kapatılan 16. Ceza Dairesi'nin 2019 ve 2018 tarihli iki tane kararını bulmuş. Kendisine dayanak yapmak için. O kararlardan alıntılar yapmış ve diyor ki işte bak bu nedenlerle 14. madde kapsamında değerlendirilmelidir. Rica ediyorum. Tüm gazeteci arkadaşlardan rica ediyorum. Tüm hukukçulardan rica ediyorum. Okuma yazma bilen her yurttaşımızdan rica ediyorum. Burada tarihi, esas ve karar numaraları verilen dosyaları lütfen inceleyiniz. Bakın bu ülkenin savcısının tarihini, karar numarasını ve esas numarasını verdiği dosya var. Daha okuyayım. 2018'e 7107 esas, 2019'a 5300 karar. Aynı dairenin 2018'e 2088 esas, 2018'e 2728 karar sayılı tutanakları. Bunlar internet sitelerinde, Yargıtay'ın kararları arasında var. Bunları bulun. Sonra değerli yurttaşlar, değerli gazeteciler, sevgili hukukçular. Sonra Yargıtay'ın verdiği bu kararlar var ya. Bu kararların bir adım sonrasında ne olduğuna bakın. Yani azıcık hukuk bilgimiz varsa Yargıtay'ın kararları sonrasında bir üst mahkeme olarak daha Anayasa Mahkemesi'nde incelenmiş olabilme olasılığını düşünmemiz gerekir değil mi? Düşününce görüyorsunuz ki Anayasa Mahkemesi iki kararı da bozmuş ya. Anayasa Mahkemesi bu iki kararı da yanlıştır diyor. Yani şöyle adlandırabiliriz. Bir alt mahkemenin verdiği karar üst mahkeme tarafından bozulmuş. Bu kararlar yok hükmünde diyor. Savcı Anayasa Mahkemesi'nin yok hükmünde gördüğü kararı almış, kendisine dayanak yapıyor ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani hukuki bir mütalaada bulunurken sağlam temeller üzerine iddianızı koyarsınız ki iddianız hani deyim yerindeyse ayakları yere basarız. Olmayan iki tane temel atmış savcı altına. Üstelik Anayasa Mahkemesi diyor ki ya 14. madde açık olmadığı için yoruma tabi tutamazsınız.
daha önceki ya yani bu dava ile ilgili verdiği kararlarda 14. madde mahkeme tarafından yorumlanamaz diyor. Açık değil. Sizin bunu yorumlama hakkınız yok diyor. Tam tersini söylüyor. 14. madde açık olmadığı için biz yorumlarız. Akıl almaz. Yani gerçekten akıl almaz. İnsan hani bunu yazarken herhalde hiç kimse okumayacak falan diye düşünüyor. Yani hiç kimse bunu okumayacak, hiç kimse önüne arkasına bakmayacak diye düşünüyor. Çok utanıyorum. Değerli arkadaşlar, gerçekten ülkem adına utanıyorum. Ülkemde hukukun, yargının geldiği nokta adına utanıyorum. Ya biz mecbur muyuz bu saçmalıkları bulup çıkartmak için uğraşmaya ya? Değerli arkadaşlar, net söylüyorum, hiç lamıcımı yok. Can Atalay tahliye edilmelidir. Değerli tahliye edilmelidir. Şu anda Can Atalay'ın esir tutulması bir hukuk karameti olmanın ötesinde bir suçtur aynı zamanda. Ya hafta sonu Hatay'daydım. Hataylı yurttaşlarımız milletvekillerinin kendileri için çalışmasını bekliyor ya. Biz çalışmak istiyoruz, çalışmamız engelleniyor. Ben biliyorum buradaki 500 milletvekilinin en az 500'ünün seçildikleri yere uğramışlardır bile. Oy almak için vatandaşın ayara giderler. Seçildikten sonra seçildikleri herkesi unuturlar. Bundan oy verenleri unuturlar. Biz tersini yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapmamızı engellemek için bütün çabalarını devreye sokmuş durumda var. Teslim olmayacağız mı? Asla teslim olmayacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, bu teslim olmama iradesi önemlidir. Türkiye'nin içinde bulunduğu noktada teslim olmama iradesi önemlidir. Biz bir tarafta sevgili Can Atalay'ın uğradığı bu hukuksuzluğu, Türkiye'de yurttaşın seçme saçma hakkını uyguladığı, uğradığı bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı anda ülkenin dört bir yanında bu zamlara karşı da parti örgütlerimiz, yoldaşlarımız, yurttaşlarımız sokaklara çıkıyorlar. Biz gerekirse Türkiye İşçi Partisi bu ülkede halkın teslim olmama iradesinin kendisi olacak. Yani öyle ben bu oyu aldım, %51-52 oyu aldım, artık halkın üstüne tepinirim. Zaten halk da kendisini yalnız hissediyor, çaresiz hissediyor. O yalnızlığın, çaresizliğin üstüne istediğimi yaparım diye düşünen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçit vermeyeceğiz. Halkımızı yalnız bırakmayacağız, çaresiz bırakmayacağız. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince, canımız yettiğince ya direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Şimdi seçimler bitti, iğneden ipli, tuvalet kağıdından ekmeğe. Ya zam gelmeye bir şey yok bu ülkede. Şimdi sözde maaşlara artış yapacaklarmış. Maaşa artış açıklıyor. Daha sen maaşını almadan zaten bu halinmiş. Yani almayı beklediğin maaş artışı daha sen bunu eline almadan zamlarla yok oldu, gitti. Öbür taraftan ya yurttaşın boğazındaki son lokmaya elini sokup alıyorsun, büyük sermayeye vergi affı üstüne vergi affı. Yine sözde vergi indirimi adına vergi ödemelerini ortadan kaldırıyorsun. Kıyak ihaleler devam ediyor. Vatandaşa sürekli vergi arttırıyorsun. Böyle bir düzen kurmuşlar. Toplumu çaresizlik içerisinde teslim almaya çalışıyorlar. Biz elimizden geldiğince bu ülkede emeğiyle, alın teriyle yaşayan yurttaşların haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bizden çaldıklarını geri almak için, daha fazlasını çalamamaları için mücadele sürecek. Buradan Türkiye'nin dört bir yanında bu mücadeleyi büyüten tüm yurttaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ankara'da Hazine Bakanlığı önünde arkadaşlarımız bu zamları protesto ederken haksız biçimde gözaltına alındılar. Böyle baskıyla, şiddetle, zor kullanarak, zorbalık ile yurttaşın sesini bastıracağını sananlar da avuçlarını yalayacaklar. Her halde şartta devam edeceğiz. Şimdi gelelim kanuna. Aslında kanunla ilişkin söyleyecek çok bir şey yok arkadaşlar. Yani bir kere bakın, ya yeni bir yasama yılı başladı, ilk kanun teklifinizi veriyorsunuz. En çok tartışılan konulardan bir tanesi bu mecliste torba yasa. Gene getirdiler bir torba yasayı önümüze koydular. Şimdi torba yasalara esastan karşıyız arkadaşlar. Torba yasa uygulaması yanlış bir uygulamadır. Bir torbanın içine diyelim ki bir tane doğruyu atıyorlar, onun yanına 15 tane yanlışı atıyorlar, ondan sonra diyorlar ki hadi bakalım bunu oylayalım.
Yani bu hukukun en temel ilkelerine aykırı bir yaklaşım. Şimdi bir de sözle mesela bakın nasıl pazarlanıyor, memurlara zam yapılacak. Bu torba yasa sanki sadece bir tane maddesi var, o da memurlara zam yapılacak, bunun üzerinden tartışılıyormuş gibi bir görüntü vermeye çalışıyorlar. Oysa şunu herkes bilsin, tekrar edelim. Ortada gerçek bir maaş zammı yok. İktidar diyor ki, bu parayla memurun yaşayamayacağını ben kabul ediyorum diyor. Bakın, hani diyorlar ya, en alt memur maaşını 22 bin liraya çıkartacağız. Aslında diyor ki, bu 14 bin lirayla yaşayamayacağını ben kabul ediyorum diyor. Ama bunu sana zam olarak veremiyorum diyor. Yani, çünkü zam olarak verdiğimde daha sonraki zamları da etkileyecek. Zam olarak verdiğinde senin emekliliğini de etkileyecek. Ama ben yaşayamadığını bildiğim için arkasından dolanıyorum, sana açıktan 8 bin lira veriyorum diyor. Arkadaşlar bakın utanç verici bir şeydir ya. Utanç vericidir. Ya devlet, devleti yönetenler devleti dolandırıyorlar şu anda. 8 bin lira seyyaren zam yapacaklarmış. Bu doğru bir yaklaşım değil arkadaşlar. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Tabii bu vesileyle de hep iddia ettiğimiz bir konu bir kez daha ispatlanmış oldu. AKP toplumu yoksullukta birleştirmeye çalışıyor. Yani en alttakiler yaşayamaz durumda. Onları biraz destekleyelim ama diyelim ki bir kademe üstünde maaş alanlar, onların maaşlarına yapılacak zamları mümkün olduğunca minimumda tutalım diye. Bakın aynı torba yasa içerisinde zeytinlikten imara açılıyor arkadaşlar. Şimdi buna nasıl evet diyeceksiniz ya? Yani şunu da paylaşmak istiyorum. Bu tabii AKP kendi rezalet rekorlarını bir yenisini daha ekledi. Ben en azından daha önce örneğini bilmiyorum. 15 maddeyle kanun teklifi geldi. Komisyonda 14 madde daha ekledi. Yani bu kadar plansız, bu kadar programsız, bu kadar düzeysiz bir kanun yapım sürecini hiç görmedik. Yani anayasaya aykırılıktan başlayacağız tartışmalara. Bütçe hakkının gaspından başlayacağız. Cumhurbaşkanına borçlanma etkisi veriliyor. Bunların hepsini konuşacağız. Tabii kendileri de fark ettiler. Önümüzdeki haftada ek bütçe getiriyorlar. Yani bütçe kanuna aykırı olduğunu gördüler yaptıkları şeyin. Önümüzdeki hafta kitabına uydurmak için yeni bir kanun teklifi getirecekler. Değerli arkadaşlar bitirirken bu Milli Eğitim Bakanı'nın katıldığı bir televizyon programında söylediği sözleri çok büyük bir kaygıyla izlediğimizi söyleyeyim. Yani zaten biliyoruz aslında Taliban'la aramızda bir fark yok diyen bir zihniyet bunlar. Ama bunu her seferinde gözümüze sokmaları bizim açımızdan artık sabır eşiğinin aşılması anlamına geliyor. Yani gerekirse kız çocukları için ayrı okul açarız. Yani aileler erkek çocukların yanında kızları okula göndermiyorlar falan. Ne yaptınız arkadaşlar? Afganistan'a falan mı döndürdünüz burayı ya? Bu nedir ya? Ya bir ülkenin Milli Eğitim Bakanı ben bu ülkede kız çocuklarını okutamıyorum der mi ya? Okuyabilmeleri için tek yol onların kadın ve erkek olarak ayrılmalarını kabul etmektir diyebilir mi? Bu saçmalığa izin vermeyiz. Bakın çok açık. Yani söz konusu olan çocuklarımız, çocuklarımızı bu karanlığa sürüklemelerine karşı sessiz kalmayacağımızı buradan açıkça ifade ediyorum. Bu akıl dışı uygulamalardan vazgeçsinler. Son olarak ülkenin dört bir yanında işçi arkadaşlarımız direniyor. Buradan Vigo işçilerini selamlıyoruz. Talepleri çok önemli. Sosyal İş Sendikası'nda örgütlenen Algoz Kültür Sanat Merkezi emekçileri arkadaşlarımızı selamlıyoruz. Disk'in Dev Yapı İş Sendikası kule ve vinç operatörlerinin hakları için bir basın açıklaması düzenledi. Bu kule ve vinç operatörlerinin yaşadığı iş cinayetlerinin özellikle altını çiziyoruz. Onların yanında olacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Bir de basın emekçilerinin dikkatine sunuyorum. Bu hafta Çalışma Bakanlığı'na doğrudan bir soru önergesi verdik. Önümüzdeki hafta çok tehlikeli arkadaşlar. İzmir'de, Hatay'da, Adana'da çok yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Bunlara dair gerekli önlemler alınmadığı durumda işçi ölümleri yaşayabiliriz. Bunun için önlem bir uyarıda bulunduk. Yani nasıl olsa memlekette hiç kimse işçilerin ne koşulda olduğunu, nasıl yaşadığını, nasıl çalıştığını düşünmüyor. Bunu gören bir siyasi parti olarak Çalışma Bakanlığı'na uyarı mahiyetinde bir soru önergesi verdik. Önümüzdeki hafta bunun takipçisi olacağımızı söylüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Süremiz varsa soru alabilirim. Başsavcının tebliğnamesinden sonra 3. dairenin inceleme süresi bugün 3 günlük bir süre. Bugün bu akşam dolacak bir karar verilmesini bekliyoruz.
Bir hukuki tartışma var orada, belki bir haftaya uzatılabilir diye, ama zaten bizim açımızdan söylediğim gibi yani bugün tahliye edilse bile Can iki aydır haksız bir biçimde cezaevinde tutulmuş oluyor. Dolayısıyla derhal tahliye kararının verilmesi gerekir. Umuyoruz en hızlı sürede bu karar çıkacak. Çünkü iki aya yaklaştı artık ve süre tümüyle sabır süresi de tükenmiş durumda bizim açımızdan. Sayın Kılıçdaroğlu bugün ziyaret edecekti ama ayrıntıları öğrenemedik tabii sonrasında. Kendisine de teşekkür ediyoruz. İlgi gösteren meclis başkan vekilimize, grup başkan vekillerimizin hepsine de teşekkür ediyorum. Gerçekten konunun sadece Can Atalay, konunun sadece Türkiye İşçi Partisi değil, Türkiye'de halkın seçme ve seçilme hakkına dönük bir mücadele olarak değerlendirilmesini önemsediğimizi paylaşmış olduk. Tamam. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar.